Merhaba sevgili dostlar. Şimdi sizin birçok alanda yanıltan, sizleri umutlandıran bazı sitelerle görüşmeler yaptım ve bunlardan aldığım neticeyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Konumuz Koza Bilişim. Diyor ki, tecrübeli bir firmayız, şuyuz, buyuz. İşte anlık konum takibi yapan bir hizmetleri varmış. Gizliliğe önem veriyorlarmış. Sevdikleriniz telefonda kimlerle görüşüyor? Tüm kayıtlarını dinleyin, çağrı atın, takip edin diyor. Dedektif tutmaya gerek yok diyor. Yani bizim işimize taş koyuyorlar. Biz dedektifler taşmayacağız kardeş. Şimdi bunların ne kadar dolandırıcı olduklarını size ispatlamak için şöyle bir yazışma yaptım bu arkadaşlarla. Şimdi bu yazışmaları size göstermek istiyorum. Ve maksatları sizleri bir oyuna getirip paralarınızı almak olduğu için haliyle bir şey istiyorlar. Karşı tarafın telefon numarasını ve kendi numaranızı atın diyorlar. Biz size hemen bir çalışma yapıp yollayalım diyorlar. Ve ben de iki tane hattım var. Kendi iki tane hattımın numaralarını yolladım. Burada diyor ki merhaba hizmetlerin hakkında sizi bilgi istiyorum diyorum. O da bana dönüş yapıyor. Hemen diyor paketlerimiz şunlardır. Bir aylık paket 4.200 lira, 3 aylık şudur budur. Sonra biz bilgi istedik ya, diyorlar 3 aylık ve üzeri paket alımlarımda silinmiş numaralar ve görüntülü arama kayıtları, 6 aylık ve üzeri paket alımlarında ise ortam dinleme ve canlı konum erişimi ücretsizdir. Fiyatlar size uygunsa hedef numarayı ve kendi numaranızı paylaşmanız yeterlidir. İlk aşamada size ön bilgi sağlayacağız diyor. Şimdi bu son 19 olan numara benim numaram. Sonu 75 olan numara da benim numaram. Yani ikisini de şu an kullanmış olduğum telefonda kullanıyorum. Yani bir telefonda iki hat kullanıyorum. Ve şöyle bir cevap geliyor. Yazılım satın alım işleminden. Ha pardon. Ben bu numaraları attım ve bunlar beni aradı. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tamam kardeş dedim, vereyim paranızı. Sıkıntı yok. Sizi bulma şansım var mı? Hayır. Peki size paramı verdikten sonra bana hizmet verme durumunuz olmayabilir. Beni yanıltma şansınız olabilir. Buradan ne yapabiliriz dediğimde de sinirlendi. İşte ben seni arıyorum ya, işte insanım sesimi duyuyorsun, aptal mısın falan deyip bizimle alay ediyor. Niye? Çünkü hesap soruyorum. Hani para verirsem bunun karşılığında bana ne vereceksiniz diyorum. Onlar da en uzman olduğum alanda beni yanıltmaya çalıştılar. Ve burada telefonlarımız, hani karşılıklı konuştuk. Sonra kapattı telefonu. Hemen bu hazır mesajını yolladı. Yazılımı satın alım işleminden vazgeçtiğiniz için eğer gönderdiğim IBAN'a 20 bin lira göndermezseniz hedefi takip etmek isteğinizi tüm ekran görüntüsü ve konuşma kayıtlarıyla birlikte hedef ve ailesiyle birlikte WhatsApp grubu oluşturup gönderilecektir diyor. Tabii biz de taşak geçiyoruz diyoruz. Hoca yapma Allah aşkına. Resmen şantaj yapıyorsunuz bana. Hesabınızı atın diyorum. Pardon, hesabını atayım 1.000 lira. Kapatalım mevzuyu Allah aşkına. Yok yok. Atıyorum IBAN diyor. Kardeş 20 bin lirayı ben nereden bulayım diyorum. Bana ne lan? Artistleniyordum ses kayıtlarından falan filan diyor. Ben de üzülen emoji yapıyorum. O da 15 bin at, başka indirim yok diyor. Hani
günün kekini yakaladım diye düşünürken ben de diyorum ya tamam 2 lira olsun. Hadi 2000 lira atayım kapatalım mevzuyu. Yok diyor. Bak ayıp ediyorsun diyorum. Yok yok etmem diyor. Bak diyorum karşı taraf evleneceğim insandır. Buna bu sırrımı söylersen çok kötü olur diyor. Diyorum. O da IBAN numarasını atıyor. Halil Hilal Ormancı. Sana yemin ederim yazarım diyor. Yani karşı tarafa sizler de şu numarayı takip etmek istiyorum diye bir numara verdiğinizde bunlar sizi arıyor diyor ki hesabımıza şu kadar para atın. Atmadığınızda ise aynen bana yaptıkları şantajın aynısını size yapıyorlar ve onların istediği parayı vermek zorundasınız. Çünkü böyle bir yazılım yok, böyle bir bilgi ulaşımı yok, böyle bir sistem yok. Bunlar dolandırıcı. Bunu da sizlerle paylaşmak için bu görüşmeyi sağladım. Sonra diyorum, kardeş tamam tamam 5 lira olsun hadi. Bari bana bir aylık üyelik ver. Sen de mutlu ol, ben de mutlu olayım. Olmaz mı diyorum. O da olmaz. 15 atacaksın aynı. Zorlarsan paradan vazgeçerim diyor. Allah çarpsın diyor. Hani karşı tarafa söylerim. Bir de diyorum ya karşı taraf evleneceğim insandır diye. Sen ne biçim esnafsın ya diyorum. Attım IBAN'ı sana hadi diyor. Tamam bana 2 gün müsaade et. 10 bin lira atayım başka da atmam diyorum. Bunu da kabul etmezsen ben de seni savcılığa şikayet ederim diyorum o zaman. O zaman diyor 5'e at. Kalan 10'u 2 güne diyor hadi diyor. Ben de diyorum bak bunu da kabul etmezsen ben de seni şikayet ederim diyorum. O da diyor ki etmezsen adam değilsin AMK diyor. Ben de diyorum şu an üzerimde 1000 lira var sadece 1000 lira var sadece. Yarın sana 10 lirayı tamamlayıp yollayacağım tamam mı diyorum. Daha fazla ileri gidersen seni bulurum diyorum. O da sen beni bulamazsın diyor. Unut o hikayeyi. Yarın 1'e kadar vaktin var. Atmadan önce bana yaz diyor. Ben de diyorum IBAN'ı at. 1000 lira atayım. Sakın bir saçmalık yapma. Karşı tarafa irtibata falan geçme diyorum. O da iyiceme hevesleniyor. Belli olmaz yarına kadar süre verdim diyor. 1000 lira cebinde kalsın. Ya hep ya hiç. Hani günün safını yakalamış ya. Ben ne diyorum bak sakın ha karşı taraf bu mevzudan bahsetme. Dünyanın öbür ucunda da olsan seni bulurum bak. Benim evlilik hayallerimi yıkarsın diyorum. At IBAN'ını 1000 lira atayım. Saçma bir şey yapma sakın. 9000 lira da yarın atarım diyorum. Ama diyorum sen bana bir üyelik vereceksin değil mi diyorum. O da ya boş yapma. Canımı sıkma. Çünkü öyle bir üyelik yok. Zaten öyle bir saçmalık yok. Bunu sizlerle de paylaşmak için bizzat bu videoyu çektim. Ulan paramızla hizmet alıyoruz diyorum. Daha ne istiyorsun? Tamam o zaman diyor. 4000 lira şey pardon diyorum ki 4000 lira demedin mi? Al ben sana 10 bin lira veriyorum. Bari bana hizmeti ver diyorum. Yarın at hepsini diyor 10 bini tamam mı diyorum. Diyor. Ben de okey diyorum. Kapatıyorum. Şimdi yarın ne olacak? Yarın yarın bir şey olacak yok. Bir savcılığa gideceğim. Bir savcılığa suç duyurusunda bulunacağım tabii. Kim hakkında? Koza bilişim. Sözde bilişim. Sözde sizleri kandıran, bizleri kandıran insanlar bunlar. Neymiş? 1 milyon takipçisi varmış. Ve onlar hiç kimseyi takip etmiyor. Gönderi 12 tane. Bakın. Bunları takip eden insanlara bakın. Şimdi burada 204 tane kişi yorum yapmış, tamam mı? Şimdi şöyle bakıyoruz. Bunların hepsi sanal. Hiçbiri gerçek değil. Mesela tesadüfen basıyorum. Hadi bu gizlidir. Açık olan bir tanesine girelim. Birçoğuna basacağım şimdi. Genelde takipçileri yok. 15-20 tane video atmışlar. Beğenileri de sıfırdır neredeyse. Evet. Tam da öyleymiş. Çünkü her hesabı açtıklarında sadece
birkaç yorum yapıyorlar. Yani otomatik yorumlar bunlar ama karşı taraftan herhangi bir şey olmaz. Aksiyon olmaz. Mesela bayan Beyza Hanım'a bir tıklayalım. Ne diyor? Şimdi bunun en az bayan olduğu için 500 tane beğenisi olması lazım, değil mi? Mis gibi pazar diyor. Yani bunlar senin, benim, onun, bunun videolarını indiriyorlar bir yerden, sonra video yapıyorlar. Yani böyle bir bayana düşünsenize 4 tane beğeni yapılmış. Yani bu da sadece insanların algısını yıkmaya çalışan tiplerdir. Bak yine bir bayan mesela. Hadi bu takibe kapalı. Yani bayanların 3-5 tane şeyi beğenisi olması mümkün değil. Bakın 46 bin beğeni var. 207 tane yorum yapan, 20 tane de paylaşım. Bunlar otomatik yapılır genelde. Yine bir tanesine girdik. Gönül İlhan mesela, buna girdik. Bakın şimdi tıklayacağım. Bir tane beğeni. Neden? Çünkü bu hiçbiri gerçek değil. Bakın sıradan bir insan bile bunu paylaştığı zaman, en çirkin adam, en çirkin kadın bile bu paylaşımları yaptığında mutlaka bir tanesi şey yapar. Mutlaka bir tanesi takip eder. Mesela şu bayan. Şunun şöyle bir fotoğrafı normalde paylaşırsan 3-4 bin tane beğeni alması lazım. Çünkü çok mutlu pazarlar demiş. Ama böyle bir kadının hiçbir beğenisi yok. Neden? Çünkü bakın hepsi, yani 200 tane yorumun tamamı kendi adamları. Buradan da sizleri yanıltmak için bunlar yapılır. Bunu bilerek sizler için yaptım. Çünkü Medya Mağdurları Derneği olarak bizlerin de bir tür insanlarla bazı bilgileri alıp sizlere sunmamız gerekiyor. Bakın yine 205 tane. Yine aynı şeyler olacak. Bakın yine birine girdim ve şu bayanın en az 10 bin tane beğeni alması lazım, yorum alması lazım. Yani bunun beğenisiz kalma ihtimali yok ama 8 tane beğeni almış. Bunu Facebook'ta, hele TikTok'ta bunu paylaştığında 10 bin tane beğeni alırsın. Ama bu hanımefendinin hiçbir beğenisi yok. Ve genelde bayanlardır bakın. Hadi bir tane de erkek deneyelim son olarak. Sıfır. Görüyor musunuz? Sıfır çünkü şey yok. Herhangi bir tane gerçek insan yok. Yani dedektif tutmaya gerek yok dedikleri aslında tamamen hikaye. Tamamen sizlerin umutlarını sömüren, siz aradığınızda ise sizin numaralarınızı karşı tarafa verme tehdidiyle sizi şantaj ediyorlar ve bir şekilde paranızı alıyorlar. Bakın şuradan kendi numaralarımı bir daha size göstereyim. Beni tanıyanlar bilir, hatta sosyal medyaya da girdiğinizde bunlar ikisi de benim numaramdır. İkisine de aradığınızda ben çıkabiliyorum. Bunları bilerek yaptım ki sonra da ya bu benim evleneceğim kızın numarasıdır, sakın yapma falan filan derken karşı tarafın şevkini çoğaltmaya çalıştım. Bu da sadece bir denemeydi. Umarım bu videoyu izlemekte olan insanların sadece bu bilişim hizmeti şirketiyle değil, bunların hiçbirinin gerçekliği yoktur. Sakın böyle bir şeye inanmayın. Sakın para kaptırmayın.
Ben Türkiye'nin 27. uluslararası özel dedektifiyim. Düşünün ki böyle bir şey olmuş olsaydı ben çoktan zengin olmuş olurdum. Ulaşılabilir bazı bilgiler var. Evet, ulaşabiliyoruz. İnsanlara bazı ön bilgiler verebiliyoruz ama eğitimli bir dedektif olmama rağmen çok büyük olayları da aydınlatan bir dedektif olmama rağmen ve o olaylardan bir tanesi Dilan Engin Polat ve Tayyar Özlem Öz çiftinin patronlarını ifşa eden dedektifim ben. Ve benim YouTube'da Vicdan Mahkemesi adı altında bir tane sayfam var. O sayfamı da şöyle kısaca göstereyim size. Maksat biz neler yapıyoruz, neler yapıyoruz, neleri ifşa ettik, kimlerle neler yaptık. Bunu da sizlere sunmak istiyorum. İşte Türkiye'nin çok büyük vurgunlarına el atmış olan insanları, FETÖ'cüleri, mafya liderlerini ifşa eden bir dedektifim ben. Ve bu arkadaş gelmiş burada bizimle lamicimi yapıyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada sayfamızın adı dedik, Vicdan Mahkemesi. Bizi takip etmek isterseniz memnun oluruz. Selametle kalın.